Amerika'nın Türkiye şubesi olan CHP biliyorsunuz Beyaz Saray'da Washington'da Trump'ın yandaşları yönetimi ele aldıkları zaman 4 saatliğine bir darbe gibi bir şey yaşandı. Ne kadar üzgün olduklarını bu olaydan ne kadar hani demokrasici özgürlükçü olduklarını Biden'ın yanında olduklarını destek verdiklerini CHP'den ne kadar hani yandaşlar varsa açıklamalarda, paylaşımlarda, paylaşımlara son hızla devam ettiler. Ne yapacaklardı başka? Yapacak bir şeyler var mıydı? Yoktu. Çünkü niye? Bizim ülkemizde Amerika'nın bir şubeleri Biliyorsunuz Biden'ın yalakası CHP. Çünkü Biden gelmeden önce ne demişti? Ben Erdoğan'ı devireceğim muhalefeti iktidara getireceğim. CHP'yi destekleyeceğiz. Erdoğanla büyük mücadele içerisinde olacağız dedilerdi. Şimdi Trump yönetimi, Trump taraftarları yönetimi ele aldıklarında biliyorsunuz Facebook ve Twitter'da yasaklama getirdi Trump'a 24 saat. Çünkü olaylar çok büyüdü. Dünyanın en büyük gücü güya ve kendi halkı tarafından yönetim devralınınca ve bu da bir darbe olunca darbe gibi yani darbe değil darbe gibi olunca onlar da dünyaya nasıl şantaj ve tehdit yapıyorlarsa, dünyayı nasıl yönetiyorlarsa kendileri o yönetmiş oldukları taktiklerle karşı karşıya gelince içinden çıkamaz hale geldiler ve dünyada imajları sarsıldı. Herkesin onlara olan bakışı değişti. Şimdi bizim yalaka CHP'miz, muhalefetimiz Amerika yalakası diyelim. Trump taraftarları, iktidarı ele geçirince yerlerinden hop oturup hop kalktılar. Kafayı yediler. Biden'a nasıl destekler? Nasıl yalakalıklar? Nasıl cumhuriyetçiyiz? Yok demokrasiciyiz? Yok özgürlükçüyiz? Nasıl naralar atıyorlar? Niye? 1960-1980 1998 darbeleri olduğunda 2010, 2016 darbe olduğunda niye o zaman kaçtınız evinize saklandınız? Niye bu darbeleri yönettiniz, yönlendirdiniz, arkasında durdunuz? Neden? Madem bu kadar cumhuriyetçiydiniz, bu kadar hani özgürlükçüydiniz, demokrasi anlayışı içerisindeydiniz. Şimdi Biden'a yalakalık yapıyorsunuz. Neden? Erdoğan'a karşı sizi destekleyecek diye. Amerika'dan artık medet umuyorsunuz. Yaptığınız heykeller, yaptığınız alevere dalevere belediyeden hortumculuk yap, yapmış olduğunuz HDP'nin kuyruğu olduğunuz İyi Parti'ye baston olduğunuz satılık kiralık milletvekilleriyle meclise soktunuz her 5 evden bir oy HDP'ye dediniz meclise soktunuz onlardan umduğunuz desteği bulamayınca hani yeterli desteği bulamayınca Erdoğan'ı Amerika sayesinde Biden sayesinde ekonomik ambargoyla köşeye sıkıştırıp ülkeye maddi olarak zarar verip ülke çıkmaza girdiğinde işsizlik arttığında dar boğaza girdiğimizde yaptırımlar daha da şiddetlendiğinde para bulma dost bulma ihracat etme alanlarında daralma yaşadığımızda bu buhran içerisindeyken bu darlık yokluk içerisindeyken ülkeyi devralıp da devran mı süreceksiniz? Hı? Saltanat mı süreceksiniz? Ülkeyi berbat ederek mi siz saltanat süreceksiniz? Amerika'nın valisi olarak, Amerika'nın iti olarak mı siz Türkiye'yi yöneteceksiniz? Onlardan mı medet umuyorsunuz? Amerika'nın uşağı olmaktan mı medet umuyorsunuz? Ama o zaman yazık size 1970'lerde, 75-80'lerde o deniz gezmişin, o Amerikan hani Amerikan emperyalizm düşmanlarına yazık ediyorsunuz hep unuttu onu alt tabanınız da unuttu da biz unutmadık yani. Sağcı solcu zaman hiç unutmadık ama hepiniz unuttunuz. Yazıklar olsun Amerika'dan medet umanlara. Amerika'nın kuyruğuna takılıp da onun sömürge valisi olarak davranıp onun sömürge valiliğine soyunan, onlara hizmet eden bizim Türkiye'nin yerli ve milli diye adlandırılan muhalefetimize yazıklar olsun ve onun destekleyicilerine de yazıklar olsun. Evet beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.